Savunma sanayi bütünsel olarak sanayileşmenin ve kalkınmanın önemli bir parçası olarak kabul edilmektedir. Bugün savunma sanayinden bahsederken ülkemizde gerçekten bir itici güç olarak sanayi ve teknoloji alanında önemli faaliyetlerin yapıldığı bir saha olarak dikkati çekmekte. Ancak sürekli olarak savunma sanayinin tek başına önde iyi bir sanayi olarak kalıp diğer sektörlerin geride kalacağı bir yapının olmayacağını, olamayacağını tekrarlamak istiyorum. Bu bir ekosistem meselesi, bu bir teknoloji hazırlık seviyesi, yetkinlik seviyesi meselesi. O açıdan insan kaynaklarından başlamak üzere her türlü altyapı ve ön hazırlığı yapılmış, destekleyen sektörler ve teknolojilerin dikkate çalışıldığı bir piramit yapılanmanın çok dikkatle incelenmesi ve bu yapıda boşluk bulunmadığına emin olmamız gerekiyor. Eğer önümüzdeki yıllara sağlıklı bir şekilde ilerlemek istiyorsak, geleceğin teknolojilerini ıskalamadan bir anlamda bazı teknolojinin peşinden koşarken, yani başkalarının yıllar önce başardıklarını başarmaya çalışırken, yeni dönemin teknolojileri ıskalamamak üzere çok geniş ve dikkatli bir çalışma yapılması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Tam bağımsız savunma sanayi hedefiyle yeni yayınladığımız 2019-2023 dönemi stratejik planımızda da silahlı kuvvetlerimizin ve güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını sürekli gelişim anlayışı ile azami ölçüde milli teknolojiler ve yerli imkanlarla karşılamak ve bir anlamda sürdürülebilir savunma sanayi içinde savunma ihracatını artırmak üzere savunma sanayi ekosistemini güçlendirmek, genelde de sanayi ve teknoloji ekosistemimizi güçlendirmek, bu sanayide edinilen tecrübeleri sivil sektöre yayarak da temel amaç ilkesi doğrultusunda ilerlemek gerektiğini belirlemiştik. Bu hedeflerimize ulaşmak için 2019-2023 döneminde milli teknolojiler ve yerli imkanlarla savunma sanayi ürünleri geliştirilirken sistem, alt sistem ve bileşen sanayi seviyesinde dışa bağımlılık azami ölçüde azaltılmalıdır. Firmalarımızın, özellikle ana yüklenici zorundaki firmalarımızın ARGE'ye ayırdıkları kaynaklarla ilgili verdikleri rakamları memnuniyetle takip ediyoruz. Ancak ülke genelinde ve karşılaştırmalı yapılan analizlerde ARGE'ye yapılan yatırımı ve desteğin hala artırılması gerektiğini belirtmek lazım. Bu kaynağı artırmak gerekirken kaynağın ne kadar verimli kullanıldığını da sonuçlara bakarak, verileri analiz ederek tartışmak gerektiğine inanıyorum. Öncelikle ARGE, ÜRGE teknoloji geliştirme tanımlarında mutabık kalıp yatırdığımız kaynağa, harcadığımız emeğe karşın ne kadar bir çıktı elde ettiğimizi somut verilerle, elde edilen patent sayısı, çıkartılan ürün ve ihracat rakamlarıyla karşılaştırmak gerekiyor. İhracat konusunda da artık kilogram karşılaştırmasının çok doğru olmadığını inanıyorum. Havasan Genel Müdürümüzün belirttiği gibi bazı şeyleri kilogramla ölçemeyeceksiniz. Herhalde bir gün gelip artık çalışan başına düşen ihracat rakamı gibi bir ölçüde de yer verebiliriz. Savunma Sanayi Başkanlığı olarak sürekli şekilde gençlerle temas edip vizyoner genç programı kapsamında yine insan kaynakları temelli yaklaşımlarımızı da sürdürmeye devam ediyoruz. Bu anlamda insan kaynakları ofisi başkanımızla da iletişimimiz ve diyalogumuz devam eder. Kendilerine bu anlamda teşekkür ediyoruz. Tabii eğitim kavramı önemli. Hedeflerimiz büyük ve bir slogan halinde sürekli tekrarlamayı tercih ettiğim hayallerimizin büyük olması ama hayalperest olmamamız kavramını burada da tekrarlamak istiyorum. Hayalperest olmak şu anlama geliyor. Bu hayallere giderken atmanız gereken adımları, yapmanız gereken yatırımları, hazırlıkları birebir kontrol etmezseniz, o hedefe giderken ne kadar, hangi alanda ne yapmanız gerektiğini iyice analiz edip bu tedbirleri almazsanız, ta temelden başlayarak, insan kaynakları olsun, teknoloji yatırımları olsun, ARGE faaliyetleri olsun,
Ar-Ge merkezlerinin sayısı, onların verimliliği, teknoparklar, yeni girişimciler, kuruluşkan merkezleri bir dizi unsuru sıraladığınızda ne kadar verimli bir çalışma içinde olduğumuzu görmezseniz, bu altyapı yatırımlarının nereye gittiğini görmezseniz o hedeflere ulaşmakla ilgili sadece hayal kurmuş olursunuz. Hayallerimizi büyük tutalım ama oraya yetişmek üzere, ulaşmak üzere de bütün faaliyetlerimizi yerine getirecek yapmamız gerekiyor. Ülkemizin içinden geçtiği dönemi görüyoruz. Etrafımızda ateş çemberi, çok güçlü olmamız gerektiğini tekrar söylüyoruz. Güçlü olmamız gereken alanların başında da savunma geliyor. Milli Savunma Bakanlığımızla, İçişleri Bakanlığımızla, İstihbarat Teşkilatımızla güçlü olma anlamında nelerin yapılması gerektiği konusunda iletişimimiz, diyalogumuz, çalışmalarımız devam ediyor. Alanda gösterdiğiniz etkinliğin ve yaptığınız etkinin hiçbir şekilde başka bir şeyle ölçülemeyeceğini söylemek gerekiyor. Bugün eğer rahmetle andığımız şehitlerimiz varsa onun akabinde hemen çok etkin bir karşılık verebiliyorsak işte bu güç anlamına geliyor. Bu karşılığın etkinliği ne kadar fazla ise o zaman size bir daha saldırma veya canınızı yakma niyetinde olanların birkaç kez daha düşünmesini sağlamış oluyorsunuz. Bu da sahada etkinlik, teknolojik yeterlilik ve operasyonlarınızın ne kadar sonuç alabildiği ile ilgili bir konudur. Bu sonucu almak da yine teknolojik yetkinlik seviyesiyle ilişkilidir. Bugüne kadar dışarı bağımlı olduğumuz konularda sahada etkili olmak adına attığımız adımların nasıl engellenmeye çalışıldığını ve engellendiğini gördük. Bu bizim için bir işaret fişeği anlamı taşıdı. 70'lerdeki ambargo olayından sonra tekrar bir hızlanma yaşadık. Bugünlerde tekrar görüyoruz ki bu hızlanmanın çok daha artarak devam etmesi gerekiyor. İçinde bulunduğumuz bu faaliyette, kümelenme faaliyetleri, yapıları, teknokent yapıları bizim için çok önemli. Bunların tekrarlanması ve yurt çapına yayılması gerekiyor. Savunma sanayi sektöründe ODTÜ ağırlığını demin dinlendirdik. Ancak burada dikkat çekici bir konu var. Ben İstanbul'daki görevimde de iş başvurularına baktığımda diyelim 100 başvurunun mühendislik başvurusundan bahsediyorum. 55-60'ı hatta 70'i İstanbul Üniversitelerinden. Hatta bunun 50'si belki İTÜ'den olur. Diğer de İstanbul Üniversitelerinden olur. Ankara Üniversitelerinden %10-15, hani ODTÜ'den belki %5-10 olurdu. Yani bu biraz da üniversitenin bulunduğu il ve öğrencilerin odaklanması ile ilgili. O açıdan mesela burada kümelenmeler varken İstanbul'da da bir savunma sanayi kümelenmesi olmasını tercih ettik. Ve Türkiye'nin diğer illerinde de savunma sanayine yönelik faaliyetlerle ilgili çok geniş talepler var. Bu talepleri değerlendirmek üzere de bu talepleri iletenlere söylediğimiz kümelenme haline gelmeleri ve savunma sanayinde kümelenme olarak faaliyette bulunmaları. Tabii kümelenme çalışmaları yapılırken de bir konu dikkatimi çekiyor şahsen. O da çeşitli illerde, çeşitli sanayi bölgelerinde üretim yapan, çok iyi metal işleyen ve bu anlamda yetkinlikleri olan çok sayıda şirketimiz var. Ama artık önümüzdeki dönem akıllı makineler dönemi, önümüzdeki dönem insansız tesisler dönemi, önümüzdeki dönem bambaşka bir yere gidiyor. O açıdan artık biz iyi metal kesme işlemeyi taraftan yaparken ilerideki teknolojilere, bunu biyoteknolojiler diyebilirsiniz, biyomekanik diyebilirsiniz, yapay zeka diyebilirsiniz, otonom sistemlerin entegrasyonu diyebilirsiniz, nesnelerin iletişim diyebilirsiniz ki burada artık geleceğe yönelik çok futuristik düşünceler gerekiyor. Bu kümelenmelerin, bu yapıların bu anlamda savunma sanayine girme hevesi olan arkadaşlarımızın, sanayicilerimizin başka bir boyutta düşünmeleri gerektiğini vurgulamak istiyorum. Tabii bu başka boyutun ip uçlarında yine özellikle üniversitelerimiz, araştırma kurumlarımız verecekler. Bu anlamda talepkar olup hedef gösterecek olanla ve bu hedefleri iletişimini sağlayıp köprü yapacak olanlar bizleriz, üniversitelerimiz. Yetkinlikler önemli. Yeten projemizde şu anda Türkiye'deki yetkinlikleri tespit etmekle ilgili faaliyetlerimiz var. Yetkinlikler, insan kaynakları yetkinliğimiz,
teknoloji etkinliğimiz, Ar-Ge etkinliğimiz, sanayi faaliyetleri etkinliğimiz çerçevesinde değerlendirilmeli ve bu verilerin konuşturulması analiziyle ülkemizin gerçek bir resmini çekip bu anlamda hayallerimize giderken hayalperest olmamanın adımlarını atmış olmalıyız. Savunma Sanayi İcra Komitemizin malum yapısı değişmiş durumda ve Savunma Sanayi Başkanlığı'nın da yapısı değişmiş durumda. Bu Türkiye için ve yeni Türkiye için şu mesajı veriyor. Ortada artık etkinliği daha da artırmak isteyen bir yapı var. Bu da savunma sanayinin ülkemiz için önemli anlaşılmış durumda. Cumhurbaşkanımızın bizzat şahsi himayemde dediği bir sektör olmuş durumda. Bu kurgunun savunma sanayinin sektörünün genelde kalkınmasına ve çeşitli birimlerimizin ihtiyaçlarının ve geleceğin teknolojilerinin bir anlamda bir merkezden yönetildiği ve bütün kurumların iletişiminin, diyaloğunun sağlandığı ve ihtiyaçların bir şekilde geleceğin teknolojiye yönlendirildiği bir yapı anlamına gelir. Bu şekilde bu anlayışı özümsemiş olarak sektöre, çeşitli devlet kurumlarımıza, ihtiyaç makamlarımıza yaklaşımımız da bu şekilde olacaktır. Başkanlığımız devlet kurumlarımızın ve sektörümüzün hizmetinde olduğunu, hizmet etmesi gerektiğini gayet net şekilde idrak etmiş durumdadır. Faaliyetlerimizin hepsi bütün paydaşlarımızın işlerini kolaylaştırıcı, önlerini açıcı, ihtiyaç makamlarımızın ihtiyaçlarını en etkin şekilde temin edecek. Bunu yaparken de sanayimizin önünü açıp geleceğin teknolojilerini ortaya koyup ihtiyaç makamlarına ürünlerin en iyisini, en etkinini, en modern teknolojilerle ve özellikle yerli imkanlara dayanarak verme kararlarında ve politikasında devam edecektir. Buna devam ederken bütün paydaşlarımız çok kıymetlidir. Savunma sanayi sektörü bir ailedir. İhtiyaç makamları, müşteriler, kullanıcılar, alt yükleniciler, ana yükleniciler hepsinin diyalog içinde olduğu, birbirine destek verdiği ve bu ekosistemde boşlukların çok ince bir analizle doldurulduğu ve ülkemizi gelecekteki büyük hayallere taşıyan bir yapı hep beraber inşa etme dilek ve temennisiyle hepinizi saygıyla selamlıyor. Bu organizasyonu yapan, yapılmasında emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerimi sunuyor, başarılar diliyorum. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Hem teşvikleri için hem de katkıları için.